Evet, nokta mı, soru işareti mi? Hemen cümlemizi okuyalım ve buna göre karar verelim. Özge sınava iyi hazırlandığı için başarılı oldu. Burada bir soru yok. Normal bir cümle. Bundan dolayı sonuna nokta koyuyoruz. Oğlum, ödevini ne zaman yapmayı düşünüyorsun? Bir soru soruyor ve karşısında bir cevap alması gerekiyor. Ve soru cümlesi olduğu için sonuna soru işareti koymamız gerekiyor. Teyzem yarın bize gelir mi acaba? Soru soruyor değil mi? Mesela karşında biri var. Teyzem bize yarın gelir mi acaba diye bir soru sorarsın ve bunun sonucunda da soru işareti koyarsın. Onur ile Tolga'nın niçin gelmediğini bilmiyorum. Bak şimdi burada kafan karışmasın. Sana dese ki Onur ile Tolga niçin gelmedi dediyse soru işareti. Ama cümleyi bilmiyorum diye bitirirse burada bir soru yok. Onur ile Tolga'nın niçin gelmediğini bilmiyorum. O zaman burada nokta koymamız gerekiyor. Sabah saçlarını taramadan evden çıkmaz. Burada soru cümlesi yok. Noktamızı koyduk. Trene yetişmek için aceleyle evden çıktı. Burada da bir soru yok. Yani normal bir nokta cümlesi. Diğerine geldim. Alilerin güzel mi güzel bir evleri var. Bak şimdi yine kafan karıştıracak bir cümle. Sana deseydi ki Alilerin güzel bir evi mi var gibisinden bir şey söyleseydi soru olurdu. Ama diyor ki Alilerin güzel mi güzel bir evleri var diyor. O zaman burada nokta soru anlamı yok burada. Serpil kazağını nereden almış? Örneğin soruyorum. Serpil kazağını nereden almış? Karşıdaki cevap veriyor çarşıdan. Demek ki cevap verebiliyorsa soru cümlesidir bu. Hemen soru işaretimizi koyduk. Babam nasıl da güzel gülerdi. Burada nokta. Balık tutmayı sever misiniz? Soru soruyor. Evet severim diye cevap verebilirsin örneğin. Bundan dolayı soru sorduğundan dolayı soru işaretini koyduk. Çocuklar denize mi havuza mı gidelim? Çocuklara bir soru soruluyor. Soru işareti. Hakan ne yaptıysa annesini kandıramadı. Burada bir soru yok. Nokta. Annem detaylarını sonra konuşuruz dedi. Burada da bir soru olmadığı için noktayı koyduk. Evet, bu kadar. Nokta ve soru işaretinin anlatımı örnekler şekilde bu kadardı.